Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Paranın rotasından günaydın bugün TV izleyicileri. Bir kez daha karşınızdayız. Yaşar Erdinç hocamız yanımızda oturuyor her zamanki gibi. En çok merak edileni ilk başta soracağız. Doların ateşi neden düşmüyor diye hemen dönelim. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Günaydın Evren. Doların ateşi neden düşmüyor tekrarını yapıyorum. Ve yanı sıra da bu ateş düşmezken Merkez Bankası faiz artırımına neden ısrarla gitmiyor? Bunu da sormak gerekiyor herhalde. Evet, şimdi dolar şu an itibariyle 1.96-34 seviyesinde. Sabah saatlerinde dünkü, daha doğrusu cuma günkü kapanış 1.96-60 civarındaydı. Hafifçe bir geri çekilme var. Ama tabii çok cüzi, yani inanılmaz cüzi. Doların ateşi niye düşmüyor? Çünkü 2009'dan sonra gelişmekte olan ülkelere getiri aramaya gelen ve bu getirileri alan, daha sonra da semizleşip ülkesine dönmek isteyen göçmen dolarlar şu an ülkesine dönüyor. Ve tabii ki biz daha çok etkileniyoruz diğer piyasalara göre. Şeye baktım. Bugün Neden daha çok etkileniyoruz? Sağlam bir ekonomimiz yok mu bizim? Bizim çok fazla paraya ihtiyacımız var. Yani yıllık 200 milyar dolara yakın bir finansmana ihtiyacımız var. Yani ülkeyi, ekonomisini yabancı parayla, yabancı tasarruflarla büyüttüğünüz zaman ve yabancı para da ben artık yeter deyip ülkesine dönmeye kalktığı zaman, tabii ki getirdiği zaman doları TL'ye çeviriyordu ve dolar düşüyordu. Evet. Merkez Bankası da gelen dolarlar TL'yi çok değerlendiriyor diye faizleri düşürüyordu. Evet. Ve bol para geldiği zaman faizi düşürürsünüz. Getiriyi cazip kılmazsınız. Getiriyi azaltırsınız. Dolayısıyla da TL üzerindeki baskıyı, yani değerlenme baskısını azaltırsınız. Fakat işler tersine döndüğünde, ise tam tersi oluyor. Artık getirmiş, hisse senedi almış adam. Evet. Veya devlet tahvili almış, bunu almış. Bunları satıyor. TL'yi ülkesine götüremez. Kimse kabul etmez. Evet. Dolayısıyla o da dolara geçiyor. Turgut Cin demiş ki, Merkez Bankası son faiz düşüşlerinin not artışlarından sonra ülkeye yoğun döviz girişi olacağını düşünerek yapmamış mıydı? Bu giriş olmadığına göre, üstelik tersi yaşandığına göre neden şartlar değişti denmiyor? Hem dolar hem petrol artmakta. Bu bizim enflasyon verilerini kalıcı yönde arttırmaz mı? Şimdi bak Evren, şeye bakıyoruz. Geçen hafta en çok düşen borsalara. Yani son 7 gün içerisinde, daha doğrusu son 7 günde düşen borsalara bakıyoruz. En fazla düşen borsa Türkiye ve dünya borsaları içerisinde bu 7 günlük süre içerisinde, bak mesela şu soldaki grafik şeyi gösteriyor Türkiye'yi. BIST 100 endeksi. Evet. Hemen onun yanında Almanya var. Avrupa'da gerilemişti. Brezilya var. Bizden bir miktar daha az düşmüş. Şimdi Yunanistan borcunu ödeyemiyor. Daha doğrusu borçtu. Yunanistan'a verilecek 8.1 milyar euroluk yardım askıya alınmak üzere. Evet. Çünkü sözlerini yerine getirmediler. Orada %1.23'lük bir düşüş var. Portekiz'de tam anlamıyla hükümet çöktü. Koalisyon dağılıyor. Orada yaklaşık olarak %3.68 düşüş var son 7 günde. Güney Kore, Çin ve Japonya yükseliyordu son 7 günde. Ama Hindistan ve Çin borsaları, şu ikisi, evet, sürekli düşüyor. Şeye baktığımızda, gelişmekte olan piyasalar ne kadar gerilemiş diye son 7 günde baktığımızda, gelişmekte olan ülkeler endeksi %0.20 gerilemiş. Bizdeki gerileme %4.72. Yani bir hafta içerisinde, 7 gün içerisinde %5'e yakın bir gerileme var. Bunun sebeplerine bakacak olursak, birincisi az önce söylediğimiz gibi para ihtiyacımız. Para ülkeden çıkıyor ve dışarı gidiyor şu an. Evet. Geldiği ülkeye geri dönüyor. Bu da, bunun sebebini de biliyoruz. Bunun sebebi de 2-3 hafta önce Bernanke'nin, Amerika Merkez Bankası Başkanı Bernanke'nin artık tahvil alım programını yavaş yavaş sonlandıracağı sinyali vermesiydi. Evet.
Evet, grafiği alabiliriz. Şu an genel olarak tüm düşen, hani belli başlı borsalar içerisinde diyeyim, tüm dünya borsalarının hepsi yok burada. Ama birinci sebep bu. Yani Bernanke artık yeni para basmayacağız dedi. İkinci sebep, Türkiye'nin cari açığı çok yüksek olduğu için ve petrol fiyatları arttığında da cari açık üzerine ciddi baskı yapacağı için bu para bu yüzden de geri dönüyor ve ülkesine geri dönüyor. Çünkü finansman ihtiyacınız var ve siz borçlusunuz. Yani Türkiye'nin şu an 340 milyar dolar dış borcu var. Ve ülke ekonomiyi çevirebilmek için yabancı paraya ihtiyacınız var, mecbursunuz. Çünkü tasarruf oranları yetmiyor. Biz acaba enerjiyle ilgili o kalemimiz, hani en büyük bütçede yer ayırdığımız ve bu açıkların sebebi olarak da gösterdiğimiz enerji kalemini daraltacak bir şeyler yapabilir miyiz ülke Yapıyoruz olarak? Aslında. O konuda hükümet adımlar attı. Yani orada gerçekten çok önemli adımlar attı. Yani onu da takdir etmek lazım. Yani Türkiye'nin cari açık sorununu çözmek üzere hakikaten birincisi bu petrol yasası geçti. Şimdi petrol arama işini artık özel sektör de yapabiliyor. Ve Türkiye'de işte doğalgaz, petrol vesaire arama işlerini çok özel sektöre devredilince insanlar tabii ki gidecekler, bakacaklar, arayacaklar. Birincisi bu, petrol faturasını azaltmak adına. İkincisi yine enerji politikası çerçevesinde bu yeniden dönüşebilir, yenilenebilir enerji kaynaklarına önem verildi. Mesela doğalgaz santrallerinden ziyade daha çok işte rüzgar santralleri, güneş enerjisi panelleri vesaire, bunlara büyük teşvik getirildi. Evet. Dolayısıyla yatırım yapacaksanız bu yenilenebilir alanlara girin diye. Üçüncüsü, 4 tane nükleer santral kurulacak. Ki bu nükleer santraller Türkiye'nin enerji ihtiyacının çok büyük bir bölümünü karşılayacak. Tahmin ediyorum ben kurulduğu zaman %25'ine yakınını karşılayacak. O zaman da bizim cari açığımıza katkı yapacak. Yani bunlar ne kadar vadeli şeyler sizce bakıldığında? İşte bunlar maalesef cari açığı önleyecek şeyler. Bunun önceden görülmesi gerekiyordu. Yani bundan 5 sene önce bunun fark edilmesi gerekiyordu. Ama geçen seneye kadar hep siyasilerimiz şunu söyledi. Cari açıkta sorun yok. Cari açıkta sorun yok. Cari açık sürdürülebildiği sürece sorun değildir. Yani hep bu halının altına süpürüldü cari açık konusu. Bu nedenle de şu an sıkıntı yaşıyoruz. Petrol fiyatları şu an 103 dolara gelmiş Amerikan petrolü. Orta Doğu'da da olaylar var. Evet. Mısır'da yine bugün sabah olanlar. Petrol fiyatlarının yükselmesinin bir kısmı Orta Doğu'daki gerginlikten kaynaklanıyor. Bir kısmı da Amerika'da petrol rezervlerinin, pardon, petrol stoklarının azaldığına dair net haberler vardı. Petrol fiyatları yükseldikçe bu sefer Türkiye'nin en önemli harcama kalemlerinden bir tanesi. Şimdi bak, dolar yükseliyor. Dolar yükseliyor. Hangi sebeple olursa olsun. Yani para gidiyor, yükseliyor. Diğer taraftan petrolün maliyeti artıyor. Evet. Bunun her ikisi birlikte, bir yandan petrol artarken, bir yandan da dolar yükselirken senin enflasyonunu kontrol edilemez seviyeye yükseltebilir. Peki ama biz yani ne yapmalıyız? Yani gidiyor. Biz 3 haftadır beraberiz değil mi hocam? Böyle üç durumlarda hala gidiyor dolar. Biz hala bekliyoruz bir evet, şeyler. Evet, ben de diye özellikle de şunu söylüyorum. Şimdi 2011'in 31 Aralık günü. Hı hı. 2011 yılın. Yani 2012'nin yılbaşını kutlayacağız. 31 Aralık dolar 1.92. Zannedersem 5 Ocak'tı. Sayın Erdem Başçı çıktı, dedi ki dolara dokunanın eli yanar. Burada çok net mesaj verdi. Ve iş dünyasının önünü aydınlattı. Ben izin vermeyeceğim dedi. Korkmayın dedi. Normal yatırımlarınıza devam edin. Evet. Yani bu o anlama geliyordu. Sayın Başçı bunları söylemedi ama. Ve sanayici iş adamı buna güvendi. Dolayısıyla beklemeye geçti. İyi ki de beklemeye geçti. Kimse de dolar almadı. 1.92'den dolar 1.74'lere kadar geriledi. 1.920'den 1.740'lara kadar geriledi daha sonra. Çok önemli bir rakam gibi görünüyor. Evet. Ondan sonra da 1.800 civarında aşağı yukarı oynuyordu ve çok ortalama tutturdu yani. Dar bir bantta gidiyordu ve çok öngörülebilir bir resim çiziyordu. Fakat şimdi sen diyorsun ya, hani peki ne yapacağız? Ne olacak? Ne yapılması gerekiyor? Ya mecbursunuz, elinizde bir silah var. Bütün merkez bankaların elindeki en güçlü silah, bazuka diyebileceğimiz. Bu faizdir. Tamam. Bu sistem içerisinde, bu kapitalist ekonomik sistem içerisinde
en etkili silah faizdir. Başka silahı yoktur Merkez Bankası'nın. Merkez Bankamız her ne kadar güzel günlerde ben şu kadar araç geliştirdim, şunları yaptım, bunları yaptım demiş olsa da, biz buradaki yayınlarda bir defa ben onu vurguladım. Hayır, bu politikalar daha test edilmedi. Test edilme zamanı bu tür para kaçışının başladığı zamanlardır. Evet. Ve böyle bir şey olmaya başladığında, şimdi bir yandan petrol fiyatları yükseliyor. E senin enflasyonun yükseleceğine kanaat getiriyor. Bunlar ucu şeyler çünkü. Yani evet, birbirini takip edecek olan şeyler. Zincirleme reaksiyon. Enflasyon yükselecekse faizler yükseliyor. Tabii. Piyasa faizleri gelmiş %8'e. Piyasada tahvil bono faizi %8. Kimse bankada parasını tutmasın bence. Ne yapsın? %6,5 faiz alacağına bankadan gitsin şimdi tahvil bono alsın. %8 bir yıl bankada tutacağına bir yıl tahvil bono da tutsa %8 net getirisi olacak. Özel sektör tahvilleri var. Özel sektör tahvilleri bu anlamda daha yüksek getiri sağlıyor. Yani %9'a yakın özel sektör tahvilleri. %9'a yakın getiri sağlıyor. Peki bunlar bu kadar standart kurallarsa ısrarcılığın sebebi ne? Ya işte anlamakta biz güçlük çekiyoruz. Neden şu ana kadar Sayın Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, neden bu konuda biz doların hani dövizdeki volatiliteyi önleyeceğiz, öngörü alanını daraltıyor. Yapılabilecek dediğimiz tek en önemlisi de faiz. Faizi burada koridoru yükselttiğiniz zaman biz bunu test ettik. Ne zaman test ettik? 2012 yılının ilk 3 ayında test ettik. Merkez Bankası koridorun üst bandını 12,5 belirledi. Tamam. Alt bandını da zannedersem ilk belirlediği sırada 7 falandı. 6,5 ya da 7 idi. Bu şu demekti. Faiz 12,5 ile 7 arasında herhangi bir yerde oluşabilir. Çok fazla para gelmeye başlarsa otomatik olarak faizler düşer. Evet. Ama para gelirse dışarıdan ben sana %7 faiz vermeyi garanti ediyorum demektir bu. Şimdi Ekonomi Bakanı Sayın Zafer Çağlayan yüksek faize karşı. Bunun işte faiz lobisinin işi olduğu vesaireyi anlatıyor. Başbakan da öyle. Neden karşıyız? Hepimiz karşıyız yüksek faize. Neden karşıyız? Bunun tek bir sebebi var. Faizler yükseldiğinde paranın maliyeti yükseldiği için iş adamı kredi kullandığında maliyetleri çok yükseliyor. Evet ama yani sadece şimdi, iş adamı yok ki bu ülke ekonomisini götüren sadece iş adamı. Ayrıca şu da var yalnız Evren. Yani tüketici de olsa 3 kesim var zaten bir ekonomide. Bir hane halkı. Evet. 2 iş dünyası, reel kesim. 3 devlet. Şimdi faizler yükseldiğinde devletin borçlanma maliyeti artıyor mu? Artıyor. Tamam. Özel sektörün borçlanma maliyeti artıyor mu? Artıyor. Niye faizleri yükseltmek istemiyoruz? Çünkü bu maliyetler arttığı zaman daha yüksek maliyet demektir. Ama onun getirdiği bir maliyet etkisi olabilir. Tamam. Ama bu arada insanlar da faizler yüksek diye kredi kullanmaktan vazgeçebilirler. Yani kredi kullanmaktan vazgeçebilirler. Dolayısıyla toplam talep azalır. Maliyetler de yükseldiği için iş dünyası kredi kullanmaktan daha fazla imtina eder. Çünkü siz %10 ile kredi kullanıyorsanız o zaman o projenin belli bir kısmı, yani %12 getiri sağlamalı ki siz %10 ile kredi kullanmalısınız. Yani %12, %15 kar marjını nerede bulacaksınız? Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Faizler tamam düşük kalsın da bunun ciddi bir maliyeti var, bir de getirisi var. Faizde düşük kalmasının getirisi şu. Firmalar rahatça yatırım yapabilir, üretim yapabilir. Tamam. Bu. Uzun vadeli olur evet. Peki o yatırım ama, üretim? Tabii ki. Uzun vadeli olur mu olmaz mı onu bilemiyoruz. Yani uzun süreli faizler eğer düşük kalmaya devam edeceğine inanırsa uzun vadeli yatırım yapar. Şimdi bunun getirisi şu. Faizlerin düşük kalmasının getirisi bu. Daha az maliyetle daha fazla üretim imkanı. Peki varsay ki sen iş dünyasında iş adamısın. Evet. Veya bir şeyler üretiyorsun. Kararını verirken üretim kararını. Eğer doların ne olacağını bilmiyorsan, doların 2 liraya mı gideceğini, 2,5 liraya mı gideceğini, yoksa 1,75'e mi düşeceği konusunda hiçbir fikrin yoksa, ki bu sabah itibariyle hiç kimsenin hiçbir fikri yok, ben de dahil. Çünkü Merkez Bankası'nın ne zaman ne yapacağını kestirmemiz mümkün değil. Böyle durumlarda Merkez Bankası iletişimini güçlendirerek ne yapacağı konusunda daha eli açık davranmalı ki insanların beklentileri değişmemeli. Devalüasyon şimdi, ihtimalini bile değerlendirmiş bir izleyicimiz Evren Özmermer diye. Devalüasyon olmaz. Yani devalüasyon zaten oldu. Yani son
bir ayda %8 devalüasyon oldu zaten. Hı. Yani dolar gitti. Zaten devalüasyon, devalüasyon kamu eliyle paranın değerinin düşürmesi. Yani Merkez Bankası çıkıp diyecek ki bundan sonra doları 1 dolar 2 TL'dir. Bunun altında satalım. Bu bir devalüasyondur. Tamam. Ama buna biz depreciation, yani değer kaybı diyoruz. Yani TL piyasanın değer kaybı. Kendi içinde buna, yaşadığı ama, bir durum. Yani bu tanımlar teknik tanımlar olduğu için yani insanlarımız buna devalüasyon diyebilir. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Faizleri yükseltmemenin maliyeti mi daha yüksek? Yoksa doların bu şekilde yüksek seyredip ne olacağının belirsiz olmasının maliyeti mi daha yüksek? Nasıl hesaplanacak bu? Nasıl hesaplanacak? Daha önceki ekonomik verilerde biz bunları yaşadık. Evet. Ve onları göreceğiz. Onları gördük. O test edildi Türkiye'de. Dolayısıyla doları, faizi yükseltmenin bu aşamada bırak maliyeti ciddi bir getirisi olur. Nasıl olacak? Bir anda bu kurlar ne olacak? Adam ithalat yapamıyor şu an. Yapmıyor. Ekonomi acayip acı fren yapacak önümüzdeki dönem. Yani geçen sene biz %2.2 büyüdük 2012'de. Eğer normalde kurlar bu şekilde dalgalı olmaya devam etsin, herkes fren yapmak zorunda. Adam nasıl ithalat yapsın ki? Şimdi petrol ithal ediyorsunuz, dolar yükseliyor. Doğru. Enerji ithal ediyorsunuz veya ürün ithal ediyorsunuz satmak üzere. Şimdi bak tarlada ondan Mehmet Efendi... işsizliğe kadar gider miyiz? Tabii o? Ondan sonra da zaten acı fren artı işsizlik demektir. Tarladaki Mehmet Efendi'yi dolar ne ilgilendirir? Tarlasında buğdayını eken biçen adamın dolar ne ilgilendirir? Değil mi? Ne düşünür? Fakat işte öyle değil. %40 maliyeti adamın dolar. Tarlada Mehmet amca şu tohumunu an hiç farkında değil. Doğru. Onun yaktığı akaryakıt, onun kullandığı gübre, onun kullandığı ilaç tamamıyla ithal bunlar. Yani biz gübreyi üretiyoruz ama amonyayı dışarıdan getiriyoruz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Burada ekonomi eğer hiçbir şey yapılmazsa muazzam acı fren yapar. Normalde yapılması gereken şey 2006'da yapıldı bu. Hı hı. 2011'in sonunda da yapıldı. Faizdeki volatiliteyi arttırıp, evet, bunu Merkez Bankası Başkanı kendi ağzıyla söyledi benim katıldığımda bir toplantıda. Sayın Erdem Başçı dedi ki biz koridoru genişlettik. Faizde dalgalanma boylarını arttırdık. Kurdaki dalgalanma boyu azaldı. Yani kur daha öngörülebilir oldu. Ülkeye hangisinin maliyeti daha yüksek dersen benim tecrübelerim. Bu zamana kadarki krizleri incelemiş birisi olarak çok net şunu söyleyebilirim. Şu an dövizdeki volatiliteyi azaltıp öngörülebilir hale getirdiğiniz zaman, evet, dövizli kuru artık herkes dolar ne olacak diye sormamaya başladığı zaman o zaman hesap kitap yapmaya başlar. Evet, yani netleşen bir tablo ortaya çıktığında da tabii insanlar ki biraz rahatlayacak tabii. Genel hesapları nasıl yapacaklar? Emin ol, elinde dövizi olanlar da ne yapıyorlar? Harcama stop ediyor, harcama anında duruyor. Niye biliyor musun? Ya 2 lira olursa ben oradan bozdurursam. Zaten soranlar var izleyicilerimiz arasında, ne yapacağız, doları alalım mı şimdi, almayalım mı diye. Şimdi bakın ben biliyorsun Evren, yani burada ısrarla şunu söylüyorum hep. Geçmiş 2006 örneği var, ondan sonra 2011 var, sonra 2009'un sonra 2010 örnekleri var. Yani Merkez Bankası'nın politika değişikliği. Hı hı. Böyle bir durumda bu örnekler baz alındığında yapılacak şey çok net, aslında belli. Belki de bu sabah biraz sonra Merkez Bankası çıkacak. Gelecek ilk toplantıda koridorda genişletebiliriz diye bir açıklama yaptığı anda dolar baş aşağı 1.90'a kadar iner. Ben burada şimdi Merkez Bankası ama şunu söylese, dese ki ben asla ve kata 2013 yılı içerisinde hiçbir şekilde dolara müdahale etmeyeceğim. Nereye giderse gitsin. Kurdaki oynaklığı engellemeye çalışmayacağım. Serbest piyasadayız. Kur kendi belirlensin dediği gün ben buradan dolar al derim. Ha, ama öyle bir tespit yok. Reklama gideceğiz. Tamam. Sonra evet BIST açılacak ama yine bu konu üzerinde de konuşacağız gibi görünüyor. Hani ben ekonomist değilim ama anlattıklarınızdan çok net çıkarımlar yapabiliyorum. Neden Merkez Bankası ısrar ediyor onu bir türlü çıkartabilmiş tamam, değilim ama. Tamam, onu ikinci derde konuşalım. Kısa bir ara, ondan sonra yine birlikte olacağız. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.
Yeniden birlikteyiz. Yaşar hocamızla beraber, Yaşar Erdinç'le beraber sorularınızı da bekliyoruz. Sorularınızı tek tek yanıtlamıyor olabiliriz ama hocamızın anlattıklarından zaten o sorulara yanıtlar geliyor. İsim vermemiş oluyoruz sadece, kusurumuza bakmayın. Hocam dolarda kalmıştık. Evet. Demiştik ki hatta ben demiştim, nedir bu ısrarcılık? Ben bile bunu artık fark etmişken neden Merkez Bankası duruyor? Merkez Bankası'nın neden durduğunu gerçekten ben de şu an Sayın Erdem Başçı burada olsa da keşke sorabilsem. Herhalde bugünlerde bir açıklama yapacaktır. Ve daha önceki bütün şeylerini okudum. Bu 2013 başında verdiği para ve kur politikası şeyi vardır. 2013 para ve kur politikası metni vardır. O metni çok ayrıntılı incelediğimizde Erdem Başçı bu sene döviz rezervlerinin azalarak azalmasını, tersine rezerv opsiyon makinesinin tersine işleyeceğini söylüyordu. Yani normal şartlarda kur bir miktar yukarı gitmek istediğinde rezerv opsiyon mekanizmasındaki döviz tekrar oraya arz sağlayacak şeklinde diyordu. Ama tahmin ediyorum herhalde bugünlerde mutlaka bir açıklama gelecektir. Çünkü bu konuyu gündeme getiren birçok ekonomi yazarı var. Şimdi burada Mehmet Gül izleyicimiz, Mehmet Gül demiş ki yani bir başka ismi vermiş. Onun ismini anmayayım çünkü cevap hakkı doğabilir. Şu kişi gibi konuşuyorsun. Onun ilk dönemleri gibi konuşuyorsun. Sen onun gibi manevra da yapamazsın. Ne olacak bu? Ne olacak şimdi demiş. Şimdi şöyle söyleyeyim. Adeta artık şu faiz konusu, tamam mı? Hani faiz lobicisi misin değil misin? Siyah ya da beyaz durumuna dönüştü. Söyleyse tamam mı? Kötüsün, böyleyse evet. İyisin. Ya, bir insan eğer belli bir konuda bilgi sahibi ise, yani Allah sana bir akıl fikir vermiş, bir de yetenek vermiş. Demiş ki kulum Yaşar sen ekonomi okursun, ekonomi oku, oradan ülkene milletine faydalı ol. Böyle bir durumda herhangi bir şekilde kişisel bir husumet veya kişisel bir şeyle bilgini, sahip olduğun bilgiyi en ufak bir şekilde objektif olmaktan uzaklaştırır. Ve en ufak bir şekilde işin içine egonu katıp da yorum yapmaya kalkarsan evren, bundan öbür dünyada sorumlu olacaksın. Ben gerçekten şunu söyleyeyim. Bütün kalbimle buna inanıyorum. Allah şahidimdir. En ufak bir şekilde hiç kimse, hiç bir şahıs veya bir kurum veya şey adına asla konuştuğum görülmemiştir ve neyi doğru biliyorsam o an sadece onu söylerim. Doğru olan şey şudur. Ortada bir doğru varsa şudur. 42 tane ülkenin krizini inceleyen ben şunu görmüştür. Sudden stop dediğimiz ani para kaçışı bütün ülkeleri yerle bir eder. Evet. 2001 krizinde yaşadığımız gibi. Buna da örnekler verdim. Meksika 1994, 1999 Brezilya, 2001 Türkiye, 2002 Arjantin, en son 2010-2011 Yunanistan, Portekiz. İnanılmaz bir şekilde ülkeleri baş başa krizde bırakmıştır. Burada görebildiğim ve net bir şekilde şunu söyleyebileceğim şey şudur. Yönetenlerin genel davranış biçimi şablon gibidir. Yani oradaki Merkez Bankası Başkanı'nın söylemlerini al. Arjantin'deki, Meksika'daki, Asya krizi sırasındaki para otoritelerinin söylemlerini al. Şöyle yan yana koy, tamam mı? Hepsi sanki birbirinden ezberlemiş aynı şeyi söylüyorlar gibi. Ama ortada şu var. Bu para kaçmaya kalktığında yaratacağı hasar, çünkü hızlanabilir bir anda. Yani baktı işler sarpa sarıyor. Tamam. Bir anda çok hızlanabilir bu. Yani bu bir şey tetiklenmiştir. Tetiklendikten sonra bu şeye benzer. Bir taş duvar düşün, örüyorsun. Birisi de geliyor bir tane taşı yerinden oynatıyor. O sırada hafif bir sarsıntı olduğunu düşün. Tamam. Tamam mı? Hafif bir sarsıntı olduğunu düşün. O taşın yerinden oynamasının bütün dengeleri bozabilir. Kaotiktir çünkü piyasalarda. Peki bu bir yandan da aslında göründüğü kadar iyi bir ekonomi olmadığının göstergesi değil mi? Bir tetiklemeyle bu kadar paldır küldür her şey kaçsın, her şey yıkılsın. Hani bak, bu öyle, kadar basit ha, öyle yani? Algılanıyorsa o da yanlış. Bak şimdi bizim şu anki durumumuz, yani Türkiye'nin şu anki durumu
2001 ile hiçbir şekilde karşılaştırılamaz. Hı. 2001'de milli gelirin %95'ine yakın kamu borcu var. 2001'de bütün bütçenin gelirinin %75'i sadece faize gidiyor. Allah razı olsun. AK Parti bugüne kadar uyguladığı kamu disiplini ve faiz dışı fazla verme politikasıyla o yumuşak karnımızı tam anlamıyla tedavi etti diyebilirim. İlk 2007'ye kadar IMF'nin programı aynen uygulandı. Evet. Yani tam harfiyle uyguladılar. Ondan hiç ödün vermediler. Ve bunun ülkeye ne kadar büyük bir getiri sağladığını da zaten o zaman fark edildi. Ondan sonra da kamu disiplini, kamu borçları, Maastricht kriterlerinin çok altına çekildi. Ve bu gerçek anlamda bütçe büyük bir başarı hikayesidir. Buna hı-hı, hiç kimse bir şey diyemez. Tamam. 2007'den sonra İki tane peki? şey vardır. Cari açık, özel sektörün tasarruf açığıyla kamunun tasarruf açığının toplamıdır. Hı-hı. Tamam mı? Ben geçenlerde bir toplantı nedeniyle bir yerde konuşma yapıyorum konferansta. Sayın Mehmet Şimşek de o sırada biz konuşurken geldi. O da gelecekti. Israrla şunu söylüyordum toplantıda. Kamu şu an özel kesim tasarrufu neredeyse bitmek üzere. Hı hı. Özel kesim tasarruf etmiyor. Türkiye'ye yatırım yapıyor. Tamamıyla yurt dışından karşılıyoruz hepsini. Burada kamu da devreye girmeli. Ve kamu devreye girerek kamu tasarruflarını arttırarak bu cari açık sorununu şey yapmalı. Hmm. Kamu tasarrufları %2-3 olmalı. Yani kamunun tasarrufu %2-3 olmalı ki bizim şu cari açık sorunumuzu çözelim. Sayın Bakan kürsüye çıktıktan sonra aynen şöyle söyledi. Arkadaşlar dedi az önce konuşuyorlardı. Kamu tasarrufu işte kamu tasarruf gerekiyor. Biz işte şu tarihte kamuyu şu kadar tasarruf ettik. Tamam geçen yıl eksi oldu ama yine de bakın şu dönemde artı yapmışız. Ondan kimse bahsetmiyor ki. Hmm. O zaten bir şey olarak geliyor. Cari açığın ciddi bir sorun olabileceğini bilen birisi normalde bakar ki özel kesim tasarrufları artmıyorsa, arttıramıyorsan orayı. Evet. Faizler düşük çünkü. Niye adam onu bankada parasını tutsun ki? Gidiyor ev alıyor, araba alıyor. Yani o ortamı kim sağlıyor? Öyle bir durumda ne yapacaksın sen? Özel kesim tasarrufu artı kamu tasarrufu eşittir cari açıksa, evet, tasarrufu evet, açıysa. O zaman sen kamu tasarrufu arttığında direkt olarak cari açığı düşürürsün. Peki kamu tasarrufunu niye arttıramayız? Niçin arttıramayız? Planlanmış harcamalar var. Onu diyebilir. Diyebilir ki evet bizim gönlümüzden de bu geçiyor. Keşke %3 yapsak da cari açığı. Hani öyle söylese gerçekten çok doğru bir açıklama evet, olacak. Evet. Ama şuradan mı kısalım, şuradan mı kısalım? Hadi sen gel bana söyle nereden tasarruf edeyim dese. Hah o zaman... O zaman ben cevap vermek zorunda kalacağım. Bu arada çanımız çaldı. Evet. Bakacak mısınız borsaya neler oluyor, neler olacak bu dolarla ne halde açılış yaptı diye? Şöyle söyleyeyim. Şu an borsa zannedersem evet. Kapandığı yerden açıldı evren. Yani şu seviyeden açıldı. 73 bindeydi. Ve 73.026 seviyesinde şu an. Açılış sonrasında şu an için yukarı gidiyor. Yani açıldı, düştü ve tekrar hafifçe yukarı gidiyor. 73 bin civarında. Bu Amerika'da %1'lik artışa rağmen hani düşerek açıldı. Hı hı. Artı diğer piyasalara bakacak olursak diğer piyasalarda yani şu an için diğer piyasalar nasıl diye bakacak olursak evet şu an 70 binin altında düşer mi hocam? Ben sonra da 48 binlere doğru bir düşüş trendine girer miyiz diye Zeki Bey sormuş. Valla şöyle eğer Merkez Bankası'ndan hiçbir şey gelmezse yani hiçbir müdahale gelmezse ve ben şu an veriyi ayarlamaya çalışıyorum tekrar. Hı-hı. Evet şu an Merkez Bankası'ndan eğer hiçbir müdahale gelmezse ve dövizde yukarı yönlü hareket baskı devam ederse ki belki öğleden sonra daha da artabilir bu bilemiyorum. Yani Merkez Bankası da hiçbir şey yapmazsa bu durumda gerçekten 73 bin ve daha önceki bizim dip seviyemiz 70 bindi yani şu seviyeydi. Evet, evet. Şu seviyeydi. Oraya kadar bile geri çekilme yapabilir. Ama Merkez Bankası'ndan gelecek bir açıklama her şeyi değiştirebilir. Onu söyleyeyim. Yani şu an piyasa kesin %100 aşağı gidecek, borsa düşecek de diyemiyoruz. Onu bekliyoruz. Ama diyoruz ki biz artık borsanın yukarı gitmesi dövizdeki şeye bağlı.
Dövizdeki harekete bağlı. Dövizde dolar TL kurunda bir rahatlama, aşağı doğru bir hareket gelirse bu borsayı çok olumlu etkiler. Direkt o zaman 75 bin, 76 bin, 80 bine doğru gideriz. Ama bu hareketi getirecek şey ya Merkez Bankası faiz koridoru konusunda bir mesaj, sinyal verecek, ya da Bernanke çarşamba günü çıkıp diyecek ki, Amerika Merkez Bankası Başkanı diyecek ki, ya biz şaka yapmıştık. Aslında 2014'te tahvil alım programını şey yapmıyoruz, sonlandırmıyoruz, arttıracağız derse o zaman. Ne kadar olasıysa öyle bir şey. Yani hadi onu demese bile, şey dese bile, yani Eylül-Ekim gibi düşünmeyin canım. Biz 2014'ün başına kadar tahvil alımına devam edeceğiz dese bile çok olumlu etkiler. Yani hani Eylül'de bekleniyor şu an. Eylül'de bu azaltılması bekleniyor. Tabii Eylül ayı geldiğinde zaten azaltılma falan her şey fiyata yansımış olacağı için. Orada zaten artık azaltılmaya başlasa bile etkisi olumlu olur. Evet. Para dönmüş oluyor. Orada getiriyi bulmuş oluyor. Sonra tekrar size gelir. O anlamda ben şey yapmıyorum. Yani şu an borsayla ilgili olarak kesinlikle tahmin yapmam neredeyse imkansız. Çünkü Merkez Bankası'ndan gelecek bir açıklama bütün her tahminleri değiştirebileceği için. Muhtemelen bu, dolar için de geçerli. Değil mi? Hiç, şu an hiçbir şeyle ilgili bir net bir açıklama yapılabilecek durum yok anladığım kadarıyla. Yok, öyle mi? Hayır, yok. Şu an yok. Şu an biz ne kadar yabancıdan daha çıkış olacağını bilmiyoruz. Doğru. Hani geçen hafta yabancı bayağı ciddi satış yapıp çıktı. Ya sadece borsada değil, yani tahvil bonoda da, yani adam TL'ye geçiyor, doları alıyor gidiyor. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Öncelikle bir kere zaten dolar TL kurunda, döviz kurlarında bir rahatlamanın olması lazım. Yani borsanın rahatlayıp net bir yön bulabilmesi için bunun olması lazım. Benim tahminim Merkez Bankası uzun süre seyirci kalmaz buna. Çünkü eğer seyirci kalınırsa da şöyle bir tehlikesi var. Düşün ki dolar 2 lirayı geçti, 2.02, 2.05'e doğru gidiyor. Yani o zaman bütün millet hücum edebilir şeye, yani döviz büfelerine. Orada Merkez Bankası karar almaya kalkarsa çok büyük hasar verdikten sonra karar almış olur. Yani onu beklememek lazım böyle bir ortamda. Kademeli bir şekilde söylenecek şey çok basit. Bu aşamadan sonra dünyadaki faiz beklentilerine paralel olarak, çünkü dünyada da artık faizin dip yaptığı ve artık bundan sonra bir miktar yükseliş trendine geçecek. Paralel olarak önümüzdeki toplantılarda kademeli olarak koridoru, faizleri yükseltebiliriz. İlla da hani böyle 1 puan 2 puan yükseltmesine de gerek yok. Yani sadece yükselteceğiz demesi, bir 25 bas puan yükseltmesi bile ekonomiyi çok fazla etkilemez, ama beklentileri, bekleyişleri etkileme gücü inanılmaz fazla yüksek olur. Yani o zaman gerçek anlamda ciddi bir etkisi olur. Bekleyişleri yönetmek gerekiyor. İnsanların beklentilerini yönetmek gerekiyor. Ve bu gerçekten çok ayrı bir uzmanlık dalı. Ve geç kalınmış bir mesela dal bak, şey gibi. Söyleyeyim. Şu sanki an, gerçi 2 dakikamız falan kaldı. Nasıl özetleyeceksiniz? Bekleyişler nasıl yönetilir konusunda var ya. Şeyin bir kitabı var. Hayvansal Güdüler diye. Ekonomi kitabı. Tamam mı? Schiller'in ve Akerlof'un bir kitabı. İnanılmaz. İkisi de dünyanın çok belli başlı Nobel ödülü almış Akerlof, ekonomistlerinden bir tanesi. O Hayvansal Güdüler kitabını okuduğunuzda çok net görüyorsunuz şeyi. Davranış biçiminin nasıl bir anda toplu kütlesel olarak değişebildiğini bir kararla, bir sözle. Ve beklentiyi yöneten ekonomi yönetimi her zaman istediği sonuçlara çok daha kolay ulaşabilir. Bu anlamda Merkez Bankası'nın bir şekilde özerktir. Ne doğru olan neyse onu yapmaya. Gerçekten siz anlatıyorsunuz, böyle ne güzel kurallar var, 2 artı 2 4 eder şeklinde, ama dünya ekonomisine bakıyoruz, sadece Türkiye'de değil, niye bu kuralları kimse uygulamıyordu, herkes krizde diye de güzelce bir soru çıkıyor ortaya. Çok güzel bir soru, istersen o soruyu yarına bırakalım. Niye öyle krizler çıkıyor da, sen bir defa daha sormuştun o soruyu. Ben de insanın doğasında yarın tüketmem gereken, 3 yıl sonra para biriktirip tüketmem gereken bu bardağı eğer şimdi tüketme hırsına sahipsem her zaman dünyada krizler olacak. O zaman ekonomiyi yönetenler bu zaafı kullanıyorlar diyelim. Ya maliye politikası. Çünkü herhalde bir tek ben tüketiyorum diye olmuyor bu iş. Tabii ki, ama işte herkes tüketmeye ne yapıyor? O ev almış diyor. Bak altına araba çekmiş diyor. Ayda 500 lira, 500 lira ödüyor. Ama ben niye yapmayayım diyorsun? Ama o da çok rahat kredi vermesin. Niye? Bak kredi yani vermesin diyorsun hani, ya. O kadar rahat kredi vermesin. O zaman banka o kadar kar etmesin mi? Banka portakal zaten bak, hiç girmeyelim hocam. Banka öyle güzel kar ediyor ki her şeyden. Tamam, banka şöyle
banka kâr etmesin derken şöyle. Şimdi o da kredi vermesin diyorsun ya. Sen manava gidiyorsun ya. Portakal satın alıyorsun. Banka içinde portakal dediğin şey paradır. Parayı senden %8'e, %6'ya alır, %9'a satar. %5'e alır, %10'a satar. Aradaki farktan para kazanır banka. Banka para satar. Tamam mı? Tamam. Dolayısıyla bundan para kazanmaya çalışır. Bankalar yeni neyi öğrendiler son 5 yılda? Ne kadar çok bireye kredi verirsem, 1 milyon doları bir firmaya verirsem batarsa 1 milyon doların hepsi gider. Ama evet. 1 milyon doları 1.000 lira 1.000 lira veya 1.000 dolar 1.000 dolar 1.000 kişiye verirsem 1.000 kişinin de hepsinin batma olasılığı düşüktür. Tamam mı? Dolayısıyla banka orada verir. O kendi hesabını yapıyor. Sen kendi hesabını yapıyorsun. Devlet kendi hesabını yapıyor. Merkez kendi hesabını çok yapıyor. Çok büyük hesaplar bunlar. Yarın evet. devam edelim. Daha çok zaten bu konu herhalde cevaplanabilecek bir konuda değil. Şu an hiç şeye değinmedik. Değinmedik ama altına bitti. Dolara ve zaten söyledim ben yani dolarda beklentilerimi. Evet sevgili seyirciler paranın rotasına bugün son verdik ama yarın bu soruların devamıyla devam edeceğiz programımıza. Teşekkür ediyoruz hocam. Zaten Barış Özkan da geldi bizi bekliyor. Saat 12'de haberlerle beraber olacağız. Bizden sonra Barış Özkan sizlerle birlikte olacak. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.